Çocuklarımızla ilgili konuşalım biraz. Malum Eylül ayındayız. Okul ayı, kreşe başlayanlar var, okula başlayanlar var. Burada iki tane soru soracağım. Bir, kreş çocukları hastalıktan kurtulmuyor. Evet. Niye? Anaları ne yapsın? Ben bir Önce kreş çocuğu Cansu anası kendini olarak. yontuyor. Evet Bizim yani oğlan arada şimdi ya Ali kreşe gidiyor, ne yapacağız? Evet, iki, okulda da hocam işte böyle okula gidiyor ilkokul çocukların ve birbirlerinden kapma oluyor. Bunun yanında işte lavanta damlatalım da vesaire, bu tarz yöntemlere de giren Etkindir ebeveynler var. gerçekten, tabii. Sorulmuş. Ne yapsın okul çocukları? Bir okul çocuğu annesine, ebeveynlerine neler tavsiye Şimdi edersiniz? bir kere gerçekten okul çocuklarının çok hastalanmasının bir sebebi var. Onu anlatayım önce. Ha, buyurun lütfen. Biz çocukken nasıl büyüdük Cansu? Okula başlamadan önce. Valla bizim zamanımızda da bit salgını vardı. Sokakta Vardı. büyüdük Sokakta hocam. büyüdük tabii. Sokakta büyümenin anlamı ne? Şu. Ben sokakta büyüdüğüm zaman çok başka değişti. Çocuklarla temas ediyorum. Evet. Toprağa dokunuyorum. Ve benim vücudum çok sayıda virüsle, bakteriyle, mantarla tanışıyor. Bunlara karşı bağışıklık geliştirmeyi öğreniyor. O yüzden ben onlardan bir hastalık kaptığım zaman iyileştiğimde o hastalığa karşı bağışıklık geliştirmiş oluyorum. Yani aslında temas ettiğimiz için sürekli bağışıklığımız güçleniyor. Okula başladığımız zaman yine aynı şey oluyor. Yine çocuklarla temas halindeyiz. Öyle kolay kolay hastalanmazdık biz. Ben öyle çok hastalandım falan hiç hatırlamıyorum ilkokuldayken. Ama şimdi çocuklar nasıl büyüyor? Diğer çocuklardan uzak, izole. Çoğunluğu tek başına. Artık ailelerin çoğu tek çocuktu çünkü. Arkadaş görmeden, gördüğünde de çok nadir steril ortamlarda görerek, tabii sokağa ki. Çıkmadan büyüyorlar ve bağışıklıkları gelişmiyor. Okula başladıkları anda, kreşe girdikleri anda bir sürü çocuk kapalı atmosferde haliyle hastalıklar artmaya başlıyor. Bir kere korkmayın bundan. Çocuk hastalansın ki bağışıklığı gelişsin her seferinde. Çünkü nedir? Bunlar üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Üst solunum yolu enfeksiyonları çoğunluğu, yani %99'u viraldir grip ve nezle. Ne der eskiler? Şifayı kaptım derler. Şifayı kapıyor çocuk. Yani orada bırakın hastalansın iyileşsin, hastalansın iyileşsin, korkacak bir durum yok. Her seferinde antibiyotik falan vermeyin. Çünkü üst solunum yolu enfeksiyonlarının %99'u viraldir. Antibiyotik hiçbir işe yaramaz. Çocuk her seferinde güçlenecek, bağışıklığı gelişecek ve iyi olacak her seferinde. Bol bol havalandırın. Hasta olunca okula göndermeyin. Evde yatsın 2 gün. Diğer arkadaşlarına da bulaştırmasın. Sınıflar bol bol. Zaten öğretmenler buna dikkat eder. Havalandırılsın. Yeterli. Okulda da yine aynı şey. Bit piri çoğaldı. Ne yapayım? Bunların hepsi aslında fırsatçı enfeksiyonlardır. Yine bağışıklığın güçlü olması gerek ki bu tarz enfeksiyonlar, bit, pire ve parazit enfeksiyonları gelişmesin çocukta. Yine aynı şey, doğru besleyin çocuklarınızı. Çocuklarınıza beslenme çantası hazırlıyorsanız eğer, o çocukların beslenme çantasına o hazır kekleri koymayın, bisküvileri koymayın, çikolataları koymayın, meyve suyu koymayın. Var. Kantin beslenmesi usulüne geri mi dönün? Sefertası usulüne geri dönün beslenme çantasına. Ve çocuğunuza işte az önce anlattığımız mercimek ekmeğini, tahin ekmeğini yapın. Çocuğunuzun çantasına bir kuru yemiş koyun. Badem, ceviz, fındık koyun. Bir tane meyve koyun, meyve suyu koymayın. Çocuğunuzun bu şekilde beslenmesini sağlayın. Doğru beslenmeyle bağışıklığı güçlenecek. Öte yandan lavanta yağı, biberiye yağı, çay ağacı yağı gibi uçucu yağlar gerçekten paraziter enfeksiyonlara karşı etkilidir. Tamam. Çok basit bir şey önerebilirim. Sabah çocuğunuzu okula uğurlarken yakasına, iki yakasına birer damla, sadece bir damla lavanta yağı damlatın. Yetmez. İki elinize de birer damla avuç içinize damlatın. Çocuğunuzun başına friksiyon yapın saçına. Masaj yapın onunla. Bu uçucu yağlar lavanta, biberiye, çay ağacı yağı bütün parazit enfeksiyonlarını giderir. Hatta sivrisinek sokmaları. Çocuğunuza sinek kovucular kullanıyor musunuz? O sinek kovucuların içinde DEET adı altında bir kanserojen madde olduğunu farkında mısınız? Çocuklarınıza o sinek kovucu spreyleri kullanmayın. Onun yerine tatile giderken de yanınızda çay ağacı yağı götürün, lavanta yağı götürün, biberiye yağı götürün, uçucu yağlar. Ve sinek mi soktu? Üzerine bir damla damlatın. Ve hatta hiçbir şey bulamadınız mı? Ev sirkesi. Elma sirkesini birebir sulandırın. Artık o sprey şişeler her yerde satılıyor. Marketlerde bile var. Sineğin soktuğu yere o sulandırılmış sirkeden bir pıs yapın. Biraz ovun. Hem kaşıntısını giderecek, hem yara olmasını engelleyecek, hem de çocuğunuzun probiyotik yapısını destekleyecek. Aslında hepsinin doğal bir alternatifi var. Çocuğunuzun başına lavanta yağıyla masaj yapmak biti pireyi mi kovacak? Evet, uzak tutacak biti pireyi. Ve bunun faydasını hepiniz göreceksiniz. İlla o kimyasal maddeleri kullanmanız gerekmiyor.